Yeni bir videodan hepinize selamlar. Hangi marka MK23 e almalıyım? Özellikle sniper rolüne yeni başlayan arkadaşların en çok sorduğu sorulardan birisi bu. Bu videoda sizi cevaba biraz daha yaklaştıracağım. Öncelikle videoda gördüğünüz tüm ekipmanlar ya Airsoft ya da Airsoft için üretilmiş ürünlerdir. Gerçeğe dönüştürmesi teknik olarak imkansızdır. Eğer Airsoft'a ilgin varsa bana aşağıdaki gibi abone olabilir, Instagram adreslerimden de takip edebilirsin. Elimden geldiği kadarıyla hepimizin işine yarayabilecek içerikler üretmeye çalışıyorum. Bu destekler beni motive eder. Eğer Airsoft'a ilgin yoksa ya da bunları gerçek sanıp geldiysen hemen başka bir videoya geçebilirsin. MK23'ü seven ve yaşatan bir kardeşinizim. Zaten elimde her zaman birden fazla MK23 olur. Sniper'ların MK23 pistol alacağı zaman kafasındaki kıyasladığı fiyat performans eğrisi yaklaşık olarak şu şekilde. Tokyo Marui'nin dış kasası polimer susturucusu yanında geliyor. Upgrade edilmesi gerekli. Uzun vadede sorunsuzca kullanılabilecek stabil bir piston. Ama HK markikleri sebebiyle fiyatı olması gerekenden biraz daha pahalı. Elimle göstermek isterdim ama yukarıda bir carving kit olarak ayarladım. Yakında bunların da ayrı ayrı videoları gelecek. Norwich SSX 23'ün alt kısmı polimer, üst kısmı metal. Susturucusuz bir şekilde geliyor. Fabrikadan temel upgrade'i yapılmıştır uymuş halde çıkar. Kozmetik olarak güzelleştirilmiş. Fiyatı da yaklaşık olarak Tokyo Mori e bandında hani bir tık daha yukarıda olan bir oyuncak. Unutmadan Tokyo Mori'de şöyle bir dummy fener geliyor. Aslında fener kısmı dummy değil ama üzerindeki işte IR lezeri vesaire. Dummy şu şekilde. Normalde giriyor. Görsel olarak güzel sayılır. İlk defa Tokyo Mori'yi alanlar bunu bir süre kullanıyor, sonra çıkarıyorlar. Ben de açıkçası çıkarıyorum. Çünkü feneri de çok verimli değil ama bununla da ilgili yakında çok güzel bir video gelecek. Bunu gerçekten çok verimli bir ışık haline getirebiliriz, pilini değiştirebiliriz. Güzel bir içerik geliyor inşallah. Gelelim ASG'ye. ASG'nin gövde Komple Tokyo Marui gibi polimer. Susturucusu var ama susturucusu aslında susturucu değil. Göreceğiniz üzere namlu uzatma aparatı aslında. Upgrade edilmesi gerekli. Belki Tokyo Marui gibi olmasa da uzun vadede sorun yaşamayacağınız bir oyuncak. Oyuncağın üzerinde gelen etikette 1 jüli 0.7 jüli yazıyor. Üzerinde markingler olmadığı için, üst slide'ı metal olmadığı için, önünde feneri vesaire olmadığı için fiyatı diğerlerine nazaran çok daha uygun. Öncelikle Norwich'e değinelim. Kesinlikle kötü bir oyuncak diyemem. Ben çok beğeniyorum. Özellikle üstteki metal kızar benim çok hoşuma gidiyor. RMR aparatlarını vesaire takarken cıvatalarla sıkabiliyorsunuz. Aynı aparatları, aynı eklentileri bunların üzerine yapıştırmanız gerekiyor. Fabrika çıkışı olarak genelde 350 FPS bandında geliyor. Teoride soranlara direkt bunu al geç demem gerekir ama durum bundan biraz daha karışık. Aldıktan belli bir süre sonra ani FPS düşüşleri yaşayıp 240, 250 FPS değerlerini görüp şaşıran iki arkadaşım var. Onun haricinde yabancı videolarda besleme sorunu için şunu yapın. İşte nozul sürtülmesi için burayı tıraşlayın. Gibi gibi şeyleri görebilirsiniz. Ben bunlardan hiçbirini yaşamadım. Gerçi sayısını hatırlamadığım kez oyuncağı açtım taktım açtım taktım. Videolar için upgrade edip daha sonra oyunları götürmek için tekrar downgrade yaptım. Burada bunun sorunlarına vesaire girmeyeceğiz. Dediğim gibi ben hiçbir sorun yaşamadım. Bu videoda da siz sorun yaşamayacak mısınız gibi hesap kitap yapacağız. Bu videoyu çektiğim esnada oyuncağın sıfırı sadece gövde kısmı 5100 lira bandında. Yanına aynı marka modüler susturucu aldığınızda 1400 lira bandında. Yani oyuncak ve susturucuyu toplamda 6500 lira civarına alabiliyorsunuz. Herhangi ekstra bir upgrade yapmanıza gerek yok. SSX 23 ile ilgili bir sürü video daha önceden çekip yayınladım. Kanalım videolar kısmından bulup isteyenler izleyebilir. Üstteki Carbon Kit içerisinde bulunan Tokyo Marui MK23 için bir fiyatlandırma yapalım. Oyuncağın susturusu yanında geldiği için bizim sadece 3 temel upgrade parçası almamız gerekiyor. 50 derece baking, TDC kapağı, H bilet ya da key. Bugün Tokyo Marui MK23'ün ortalama sıfır fiyatı 4750 lira. Reçine TDC kapağı ve HG'yi set olarak bu videoyu çektiğim esnada yaklaşık 250 liraya satıyorum. Çok uzun zamandır fiyatını değiştirmedim. Bu videoyu bir iki ay sonra siz izlerseniz ya da ben anca editlersem fiyatı değişmiş olabilir. Bunun haricinde aynı kalitede çok daha yüksek fiyatlı ürünleri yurt dışından alıp kullanabilirsiniz. Ben şu an eldekilerle hesap yapıyorum. 50 derece baking ortalama 300 lira desek totalde cebimizden çıkacak para 5300 lira. 0 Tokyo Marui MK23'ün upgrade ile ilgili geçenlerde başka bir video paylaşmıştım. Çok leziz bir oyuncak olmuştu. Videonun sonundaki FPS ölçümleri beni benden almıştı. Merak edenler yine onu da kanalımdan izleyebilirler. ASG MK23'ün sıfırının fiyatı yaklaşık olarak 2500-2800 lira bandında. Biz 2800 olarak hesaplayalım. Bunu da yine aynı parçalarla upgrade edeceğimiz için toplamda 3.350 liraya denk gelmiş oluyor bize. Susturucusunun içerisinde namlu uzatacak ekstra bir namlu var. Yani bunu taktığınızda FPS değeriniz daha yükseliyor. Ama ben genelde bunu çok fazla kullanmıyorum. Çünkü MK23 pistolü ben çok uzun atışlarda kullanıyorum. Benim için iç namlu dediğin yekpare olmalı. Bunun içerisindeki namluyu çıkarıp bana akustik süngerden kit yaptırdığınızı düşünelim. Hadi bunu da fazla fazla 200 lira yazalım. Yine de toplam tutar 3550 lirayı geçmiyor. Videonun buraya kadar olan kısmını ayrı bir video olarak yapabilirdim ama amacım çok fazla video çıkarmak değil, yararlı bir video çıkarmak. O yüzden hala abone olmadıysan 10 saniyeni ayırıp beni mutlu edebilirsin. Bu yaptığımız hesaba göre ASG MK23 alırsak başınıza neler gelecek? Bu videoda bundan bahsedeceğiz. Bu videoyu çekmek için Airsoft deposundan bir adet ASG MK23 satın aldım. Kutusunu bundan pistol, şarjör, susturucu ve bir miktar BB çıkıyor. Novric ya da Tokyamaru gibi plastik takışıma çantalarının olmaması fiyatının biraz daha ucuz olmasını sağlıyor. Oyunda rakibe çanta fırlatmıyorsanız bu kadar fiyat farkına değmez bu çantalar. İlla isterseniz çok daha ucuza çok daha güzel çantalar bulabilirsiniz. Üzerinde 0.7 Joule yazıyor demiştik. Bu da 0.20 gram BB ile 275 FPS eder. Upgrade etmeden önce Krono ile ölçtüğümde sırasıyla 310, 299, 309, 295 ve 296 değerlerini görüyorum. Namlı uzatmayı taktığımda 371, 375, 375, 367 ve 356 FPS değerlerini görüyorum. Şu anda karşınızda birkaç yıl önce MK23 ile ilgili çektiğim bir video var. ASG'nin FPS değeri 245 ile 275 arasındaydı. Şu anda da o zamanki gibi yine 01 ASG MK23 aldım ama FPS'leri arasında bayağı bir fark var. O zaman kullandığım gazla şu andaki kullandığım gaz da birebir aynı. Aradaki FPS artışını herhalde fabrikadan başkası açıklayamaz. FPS artış sebebiyle de ASG'ye artı bir puan verebiliriz. Pistol upgrade için söküyoruz. Dış namluyu sökmek için önce pimi çıkarmamız lazım. İnce uçlu bir tornavidayı çekişle tıklatarak çıkarabilirsiniz. Sonrasında kapağı çıkarıp iki vidayı sökerek hop-up ünitesini açabilirsiniz. İlk olarak 50 derece bucking'i takıp yine 1.5 tur teflonu sarıyorum. Teflonun başlangıç yeri hop-up baskısı yapılan yer olmamalı. SS Parts setin içerisinden çıkan HG'yi up leveri üzerine takıp onda buckingin üzerine gelecek şekilde takıyorum. Hop up ünitesini kapatıp cıvatalarını sıktıktan sonra yeni TDC kapağını sıkıca yerine takıyorum. Sonra söktüğümün tam tersi sırada pistolü toplayabiliriz. Ben pistoli topladıktan sonra ufak bir mola vereyim dedim. O esnada da bir telefon geldi ve şehir dışına çıktım. Dönünce de çok uzun süre açıkçası aklıma gelmedi. Başka bir projenin videosunu çekerken bu projenin eksik kısmı aklıma geldi ve o anda hemen FPS ölçümünü gerçekleştirdim. 0-20 gram ile yaptığım ölçümlerdeki ortalama yaklaşık 330 fps. Namlu uzatmayı taktığımda ölçümlerin ortalaması ise yaklaşık 390 fps. Son olarak benim ASG MK23'e bakışımdan bahsetmek istiyorum. Şu anda benim aktif olarak kullandığım 2 adet ASG MK23'üm var. Bundan önce de herhalde 4-5 tane ASG olarak almışımdır, oynamışımdır, beğenen arkadaşlarıma da satmışımdır. Şimdiye kadar açıkçası bir parça kırılması ya da benzer hiçbir sorun yaşamadım. Oyuncağı aldığı gün upgrade ederken metal bir parçasının kırıldığını bildiren bir arkadaşım vardı. Ama bizzat orada olmadığım için bunun parçadan mı ya da arkadaşımdan mı kaynaklandığını kesin olarak bilmem imkansız. Konum ve açısı itibariyle bu parçanın çalışırken kırılması çok 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 zor bir şey. Eğer MK23'ün tadına bakmak isteyip çok da para harcamak istemeyen biriysem o zaman ASG'nin MK23'ünü tercih edebilirim. Özellikle üst slide'ın metal olması ya da işte HK markinglerinin önemli olmadığı karbin Kit gibi projelerde de ki alttaki uzun karbin Kit projesinde kullandığım temel oyuncak da ASG'nin MK23'ü. Bu tarz projelerde ASG'yi tercih edebilirsiniz. Bu oyuncağı kullanan insanlar çoğunlukla zaten sniperlar. Cili giyen bir snipersanız ve oyuncağınızın üzerine boyayacaksanız bu aşamada markingin bir önemi kalmıyor ya da kızan metal olmasının bir önemi kalmıyor. O zaman da tercih edebilirsiniz. Son olarak buradan desteği için Airsoft deposuna ayrıca teşekkür ederim. Ben mümkün mertebe ürün tanıtımı ya da paket açılışı gibi videolar yapmamaya çalışıyorum. Bunu benden daha güzel yapan arkadaşlarımız var. Firmaları ile herhangi bir ticari bağım yok ama Airsoft'un adım, adım adım ilerlemesindeki faydaları yatsınamaz. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyifli ve verimli bir video olmuştur. Destek veren, vermeyip uzaktan izleyen herkese teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.